İki gün önce bir iftar programında söyledikleri gibi bu vicdanla vicdansızlık arasında, hakla zulüm arasındaki bir seçimdir. Biz hep belediye seçimi konuşalım dedik. Hep en iyi projeden bahseden belediye başkanı bu seçimi alsın. Yani, İstanbul'dan konuşalım. İstanbul'dan yani 31 Mart öncesindeki yaklaşımımız buydu. İşte bir beka problemi falan deniyordu. Hayır dedik ya bu belediye seçimi. Adaylar projelerinden bahsetsin. İstanbul'u en güzel, en doğru, en iyi yönetecek adayı seçelim biz. Fakat şimdi geldiğimiz süreç maalesef yani bir belediye seçimi olmaktan çok daha farklı bir noktaya getirdi. Çok önemsiyorum ben bu seçimi, 23 Haziran seçimlerini. Çünkü bu eğer değil bizim arzu ettiğimiz şekilde bitecek inşallah. Bu Türkiye'de demokrasiye olan bu darbenin veya güvensizliğin tekrar yeniden oluşması, kurumları olan güvensizliğin tekrar yeniden tedavi edilmesi, tamir edilebilmesi için çok büyük bir fırsat olacak. Öyle hani 1-0'la falan, daha önce de söyledim ben, maçı almak mümkün değil demek ki. Hani 5-0, 7-0, 8-0 bitecek bir skorla alalım ki spekülasyona yol açacak veya soru işaretine tekrar mahal verecek bir sonuç olmasın. Ben Sayın İmamoğlu'nun 23 Haziran'da böyle bir sonuçta zaten bu işi bitirmeyeceğini, çok daha büyük bir farkla kazanacağını düşünüyorum. Her şey çok güzel olacak ama her şey evet zor da olacak. Bu asla bizim teşkilatlarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi çalışanlarının üyelerini bir rehavete sevk etmeyecek. Çok daha motive, çok daha ısrarlı, çok daha azimli bir şekilde çalışıyoruz. Üzerine konuş-